Manisa Futbol Kulübü TFF 1. Lig 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençler Birliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumunda oynanan mücadeleyi Başkan Mevlüt Aktan da takip etti. Karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergileyen Manisa Futbol Kulübü 24. dakikada Nino Kuter'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü sürdüren Manisa Futbol Kulübü 55. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın 80. dakikasında ise Gavin Tormin skoru belirleyen golü attı ve karşılaşma 3-0 sona erdi. Bu sonuçta ligde 3'te 3 yapan Manisa Futbol Kulübü puanını 9'a yükseltirken TFF 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Sporu konuk edecek. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Manisa Futbol Kulübü teknik sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, oyuncularını performanslarından dolayı tebrik etti. Tüfenkoğlu, oyuncularımızın istekli oynamaları sonucun farklı olmasını sağladı dedi. Zor bir rekabe karşı bugün oynadık. Gençler Birliği gerek kalitesi gerek geçmişteki başarılarıyla zor bir deplasmandı bizim için. Oyuncularımızın istekli, arzulu oynamaları sonucun biraz daha fark olmasına neden oldu. Gençler Birliği takımına önümüzdeki müsabakalarda başarılar dilerim. Bu arada teknik eğitimi ve bütün futbolcularımı canı gönülden kutlarım.